Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda birbirinden ilginç fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Bu balığın ismi Paku. Ana vatanı Amazon Nehri. En önemli özelliği dişlerinin tıpkı insan dişlerine benzemesi. İlginç olansa bu hayvan et yemiyor. Pirana ile akraba olduğu için vejeteryan pirana olarak anılıyor. Bunlar Çin'deki polis köpekleri. Öyle disiplinli bir eğitimden geçiyorlar ki yemek için bu şekilde sıraya giriyorlar. Belçika'da yürürken mesajlaşanlar için ayrı bir yol yapıldı. Böylece rahat rahat yolda kimseye çarpmadan mesaj yazabiliyorsunuz. Kuşlar bazen en olmadık yerlere yuva yapabiliyor. Mesela bu kuş bir trafik lambasını mesken tutmuş. Bu kuşsa yavrularını beslemek için yangın musluğunu tercih etmiş. Bu bir Japon oyuncağı. İsmi Tutukibako. Parmağınızı yanındaki delikten sokup basit elektronik oyunlar oynuyorsunuz. Oyunlar tabii genelde dürtme üzerine kurulu. Bu geyik New York'taki bir hayvanat bahçesinde doğdu. Boyu 15 cm, ağırlığı 450 gram. Şu an için kayda geçen en küçük geyik yavrusu. Dubai'yi ziyaret ettiğinizde ilginç görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Evcil hayvan diye arabasında böyle bir şey gezdirenlere. Hatta aslanlara binenlere. Otoparkta park edilmiş develere ve maalesef kaplumbağaları oyuncak niyetine kullananlara rastlayabilirsiniz. Amerikan ordusunda hizmet veren Hintliler isterlerse asker şapkası yerine Hindistan'a özel türban takabiliyor. Günlük hayatımızdaki şeylere mikroskopla bakınca olağanüstü görüntüler görebilirsiniz. Örneğin tebeşir mikroskop altında böyle gözüküyor. Bir muza mikroskopla bakınca da bu görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Michael Jackson gibi moonwalk yani ay yürüyüşü yapamıyorsanız hiç üzülmeyin. Çünkü bunun için özel bir ayakkabı gerekiyor. Ve bu ayakkabının patenti de Michael Jackson tarafından alınmış. İngilizler 2. Dünya Savaşı'nda olası bir Nazi işgaline karşı bu deniz kalelerini yapmış. Gemileri avlamak için kullanacaklarmış. Tabii artık sadece turistler için duruyorlar. Bir Tibet rahibi 12 yıl boyunca aynı yerde dua edince ortaya böyle bir görüntü çıkmış. Bu gördüğünüz Norveç'te bir köy. Turistler ekranda gördüğünüz manzaranın fotoğrafını çekebilmek için köye akın ediyor. Bu mini denizaltı zenginler için. Fiyatı 3,5 milyon dolar. Bu paraya denizaltı kullanma eğitimi de dahil. 3 kişi alıyor ve 1000 metre derinliğe kadar inebiliyorlar. Michael Paul Smith Amerikalı bir fotoğrafçı. 50'li ve 60'lı yılların minyatür kopyalarını yapıp fotoğraflıyor. Bu karelerde bir insan olmadığı zaman aslında minyatür olduklarını anlamak mümkün değil. Bu listeyi siz beğendiniz mi bilmiyorum ama bu çilek epey beğenmiş gibi görünüyor. Sırada video önerisi var. Kardeş kanalımız Vivox TV'nin kurucusu Ekin İstanbul ziyaretinde Kadıköy'de çılgınlar gibi dans etti. İnsanların tepkisini izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.